Bakın arkadaşlar stüdyoda ee, bir konuğum var. Sevtap, Sevtap kaç yaşındasın? 31. 31 yaşındasın. Hoş geldin. Eşiyle Eşekkürler. beraber geldi. Metehan'la beraber geldi. Metehan'cığım sen de hoş geldin. Evet. Bakın 31 yaşında annesini aramaya geldi. Şimdi ben şu yaş grubunun da ne yaşadığını, ne hissettiğini bildiğim için o yüzden bu bebekler için hani bunun 30 yıl sonrasını düşünerek ayrı bir üzülüyorum. ...şimdi annesini arıyor... ...yıllarca babaannesini anne bilmiş... Evet. ...ama dede kendisine dede dedirtmiş... Evet. ...sonra Sevtap demiş ki ya benim babam nerede... Hani ...şimdi ona anne diyorum... ...ona dede diyorum... ...e peki bir baba olması lazım falan diye... ...böyle bir kafa karışıklığı içinde evet. Evet. yaşamış... ...sonra Metehan'la evlenmiş... Ee, ...biz... E, ...annesinin adının Talih'a olduğunu biliyor... ...bir de çok enteresan... ...bu şimdi anneler babalar birbirlerine işte böyle... ...ayrılınca darılıyorlar... Görme çocuklarınıza doğruyu anlatma yükümlülüğünüz var. Şimdi Sevtap'a hala da doğru bazı şeyleri doğru anlatamıyorlar. Yani şu bana verdiği bilgileri öğrenmek için kız büyük mücadele içine giriyor. Evet. Ne kadarı doğru ne kadarı yanlış bilmiyoruz. Ne de şimdi anneye kızgınlar ya baba. Ya baban hayatta değil evet, mi? Hayatta. Yani annesinin soyadını bile söylemiyor. Ya senin bebeğin olmuş artık o kadından. Soyadını bilmez mi insan? Ama istemiyor belki de <Gülüyor> bulmasını. <Gülüyor> Kıza o bilgiyi de vermiyor. Kız da şimdi eşini almış buraya gelmiş. 4 yaşında da bir kızınız varmış evet. Allah bağışlasın. Ee, özel bir ihracat firmasının müşteri temsilcisi olarak çalışıyor Sevtap. 16 Kasım 1993 günü e, annesinden ayrı düşmüş. Talha mı Talih'a mı? Talih'a. Talih'a hanımdan. Ee, Sevtap Hanım'ın babası Salih Keskin'le annesi 1990'lı yıllarda tanışıyorlar. Evet. Çift bağcılarda aynı tekstil atölyesinde çalışıyor. İş arkadaşlığı bir süre sonra e, gönül ilişkisine dönüşüyor ve ilişkileri iki yıl kadar sürüyor. İlişkilerin 8 ayında Salih Bey birlikte olduğu Talia Hanım'ı ailesiyle birlikte yaşadığı Bağcılar Çınar Mahallesi'ndeki evine getiriyor. Ardından Talia Hanım hamile kalıyor. Ancak bebeği aldırmak istemiyor. Bebek dünyaya geliyor anladığım kadarıyla. Fakat bir süre sonra sen nedenini bilmiyorsun. Evet. Babandan ayrılıp gidiyor. Evet. E, Salih Bey'in annesi Şehriban Hanım da bebeğini aldırılmasına razı olmamış ya yani. zaten o büyütmüş babaanne. Sonra sevgilisi Salih'ten ayrılan Talih Hanım, Bahçeli Evler Yeni Bozunda yaşayan ailesinin yanına dönmüş. Bizim kızımız 16 Kasım 93 günü e, demek ki anneannenlerin yanında dünyaya geldi. Evet. Sevtabun söylediğine göre anne Talih Hanım kızını kirli bir battaniyeye sarıp ablası Saniye ile sevgilisinin annesi Şehriban Hanım'a gönderiyor. Ve bir daha da kendisinden haber alınamıyor. Babaannene bırakıldığında ne kadarlıkmış 7 yaş. E, aynı gün doğum yaptığı gün bırakıyor. Aynı gün? Aynı gün doğum yaptığı gün bırakıyorlar. <laughs> e, ben bu gerçeği 7 yaşımda öğrendim ama. Aynı gün bırakıyor şimdi de annesini arıyor. Bir reklama girelim peki neden bu özlem? Bir de böyle derli toplu da anlattı İnşallah Taliyan'ın da şu anda 52 yaşlarında falanmış. Tahmini. Gayet genç e, ee, Talia Hanım'ı arıyoruz. Baban da soyadını bilmediğini söylüyor. Evet. Heh. İşte bak inat. Ne oluyor inadın sonu? Niye bu kız şimdi burada 16 Kasım 1993 yılında İstanbul'da dünyaya gözlerini açan Sevtap Küçük Binar, hiç görmediği, kokusunu içine hiç çekemediği annesini bulmak için çaldı Müge Anlı'nın kapısını. 1992 yıllarında annem Taliha, ablası Saliha ve babam Salih olmak üzere üçü de aynı atölyede çalışıyorlarmış. İstanbul Yeni Bosna'da olduğunu biliyorum. Birlikte çalışırlarken iki yıllık bir birliktelikleri oluyor. 6. ayında hamileliğinde ben ayrılmak istiyorum, çocuğu aldırmak istiyorum, beyanlarında bulunuyor. Babaannem de diyor ki yani 6 aylık bir çocuk alınamaz. Sen doğur ben bakarım diyor. Ve doğum yaptığı gün annemin teyzesi ve ablası Saniye babaannemin kapısına beni kirli bir battaniyeye sararak teslim ediyorlar. Anneme dair bildiğim adının Taliha olduğu, babasının adının Mehmet olduğu, iki erkek kardeşinin olduğu, kardeşlerinden biri zihinsel ya da bedensel bir rahatsızlığının olduğu biliniyor. Samsun Termeli olduğu biliniyor. Babaannesini anne bilmiş, 7 yaşına kadar da gerçek kendisinden gizlenmişti. Çocukluğuna dair hayal meyal hatırladığı anılar arasında kendisini gözleyen bir kadın vardı ve onun annesi olduğuna dair bir kuşkusu vardı Sevtap Küçük Binar'ın. 7 yaşında okula başladıktan sonra öğreniyorum. Yani babaannemin babaannem olduğunu. Anne diyorum çünkü kendisine ama dedeme de dede diyorum. Hep şeyi sorguluyorum. Hani senin kucana neden dede diyorum? Benim babam olması gerekmiyor mu diye. Artık onlar da bu basınca dayanamadıkları için mecbur kalıyorlar gerçeği anlatmakta. 5-6 yaşlarında sadece bir şey hatırlıyorum. Bu alt komşuya siyah saçlı, uzun boylu bir hanımefendi var ve ben o sırada balkonda oyun oynarken aşağıya doğru bakıyorum kadının balkondan kafasını kaldırıp yukarı baktığını gördüm. Annemle bir hışımla "Niye bakıyorsun? Acaba onun olduğunu mu düşünüyor?" tabi belirsizlik içerisindeyim. Eşkar'la dair tek bildiğim şey siyah saçlı ve çok güzel bir kadın oldu. Ama tabii ki onunla eşleşiyor mu emin değilim. Öğrendiği gerçeği ilk başta idrak edemese de eksikliğini hep taşımıştı. Anne bildiği babaannesini kaybedip kendisi de bir anne olduktan sonra o eksiklik hiç olmadığı kadar yerini belli etti. Ben babaannemi 2012'de kaybettim. 2012'den sonra bir tık daha zorlaşmaya başladı hayat benim için. Anne kelimesini kullanıyor olabilmek zaten çok önemli bir şeymiş. Anne diyebileceğin kimse yok. Öncesinde kesinlikle ve çok katıydım. Anne olduktan sonra tamamen dedim ki yani ben kararlıyım ve bulacağım. Nedenini öğrenmekten ziyade yıllardır çektiği özlem dinsin, hiç tatmadığı o duyguyu tatsın, annesine sıkı sıkıya sarılsın istiyordu Sevtap Küçük Binar. Nedeninin için asla merak etmiyorum. Amacım asla hesap sormak değil. Sadece giden 30 yılı belki tamamlayabiliyor olabilmek. Ben annemi hiç hatırlamıyorum. Tek güvendiğim adres Müge Hanım olduğunu biliyordum. Size güveniyorum Müge Hanım. Hiç tanımadığı, hakkında çok az bilgi sahibi olduğu annesini arayan Sevtap Küçükbinar'ın en büyük destekçisi ise eşiydi. Bana daha öncesinde de anlatıyordu ama ben diyordum ki üzülmesin, duygusuyla hiç istemedim. Sonra kendi duygusal olmaya başladı çocuğu olduktan sonra. Ondan sonra dedim ki zamanı geldi artık. İnşallah bulacağız. Müge Hanım izliyoruz, seviyoruz ve inşallah annemizi de bulacak. Sonuna kadar güveniyoruz. Müzik Metan önce sana aferin. Ee, anladığım kadarıyla eşinin bu bilinmez yolculuğunda en büyük destekçisi sensin. Ee, ne yaşadı da sen de onu bu kadar destekliyorsun? Önce sana söyle. Yani ne yaşıyor? Sen mutlaka bir şeyler hissediyorsundur. Bir annemi gördüğünde ne bileyim bir dizi izlerken bir film izlerken ve yani ne hissediyor da sen onu tuttun elimden hadi gel gidelim dedin. Yani şöyle biz hiç aile dizisi izleyemiyoruz. Hani anne konusu geçen. Çünkü e duygusal oluyor, ağlıyor veya kızına eve gittiği zaman kreşinden alıyoruz. Sırım sarılıyor. Yani o duyguyu veriyor. Dedim tamam ben her zaman arkandayım. Olumlu, olumsuz. Ne istersen beraber çıktık bu yola. Dedim ben elinden tutarım götürürüm seni. Çok iyi yapmışsın. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, 7 yaşındayken öğreniyorsun. Evet. Herhalde seni o kadar sarsmamıştır. Hani diğer evlat edinilen çocuklar kadar. Çünkü ee, aslında anne dediğin kişinin babaanne olduğunu öğreniyorsun, deden ne oldun Gene yani o aile yuvasının içinde hissediyorsun evet. kendini. Ama yine de üzülmüşsündür herhalde. Ne yaşadın hatırlıyor musun o günü? Hiç unutmadım. Şu anki gibi aklımda her şey. Yani babamla aynı evdeydim ama ben ona baba demiyordum, o da bana kızım demiyordu. Ona ne diyordu? Ee, i̇ki yabancı gibiydik. Birbirimizle hiç muhatabımız dahi yoktu. Ha baban da evde? Aynı evin içerisindeydik, evet. Ama peki hitap ederken hiç konuşmadım desem. Baba'nla hiç. Evet, hiç muhatabımız yoktu. Belki kısıtlandım, belki hmm, duygusal olarak bir bağ hissedemedim. Çünkü benim amcalarım babamın yokluğunu hiç yaşatmadılar bana. En büyük amcam evlenene kadar ona baba dedim. O evlendikten sonra da en küçük amcama baba dedim. Ve bir dediğim iki olmadı. Her şeyi o kadar güzel yaşadım ki aslında annesiz babasız büyüyen bir çocuk için çok büyük bir verim bu. Çok güzel bir çocukluk geçirdim ama o hep çok bir enteresan. Evde üç tane erkek var. Evet. Yani biri baban, ikisi amcan. Evet. Amcalarına baba diyorsun. Evet. Ama evde baban olan kişiyle hiç konuşmuyorsun. Evet. O da seninle konuşmuyor. Evet. Allah Allah, ne kadar enteresan hayatlar. Film gibi var ya. aslında. Anlattığımda ya film mi anlatıyorsun diyorlar ama film anlatmıyorum, yaşadıklarımı anlatıyorum tamamen. Yani konuşmayan bir adam mıydı baban? Evet. Babam? Yani babam biraz da babaannem tarafından kısıtlandığını düşünüyorum. Yani aklım erdikten sonra aslında bunları fark ettim. Babaannem hep bir koruma içgüdüsüyle yani sahip çıkma içgüdüsüyle hep o anne baba oldu bana. Babamın yerini tamamladı. Amcalarım keza aynı şekilde hep babalık yaptılar. Babam bir tık geride kalmak zorunda kaldı. Aslında belki adım atmak istiyordu ama korkudan adım da atamıyordu. Çünkü onu çok iyi sahiplenen bir anne, yani bir babaanne var. Çok iyi sahiplenen iki tane amca var. Bir de dede de var. Dede de var ama dedem yurt dışındaydı benim o süreçlerimde. Çok fazla birlikteliğimiz olmadı. E, lise çağlarımda dedem çok fazla yanımdaydı. Ve benim dedem liseye giderken beni elimden tutup götürürdü. O kadar güzel bakıyorlardı. Gözlerinden sakınıyorlardı. Benim bütün arkadaşlarım sokakta oyun oynuyordu. Benim babaannem beni çıkartmıyordu. Aman düşer, dizi kanar, aman ağlar. Çok güzel bir çocukluk yaşadım. Hepsinden... Ama yine de... Hep eksiktim. Yine de annenin yeri de olmuyor anladığım evet. kadarıyla. E peki hiç anlatmadılar mı? Yani mesela neden nikah kıymamışlar? <laughs> Baban evli falan da değil. Değil, kesinlikle değil. Annem o dönemde nikah istemediğini, yaşının tutmadığını beyan ediyorlar. Gerçekliğini bilmiyorum. Yani bir kısım 17-18 yaşındaydı diyor annem için, bir kısım 21-22 yaşındaydı diyor. Yani aldığım bilgiler de net değil. Ama hayli genç yani. Onun, Tabii onun gençler. onun bir nikahı falan var mı bilmiyorlar. Yani yok, o yok gibi biliyorlar. Yani ikisinin de ilk sevgililik dönemi, ilk birliktelikleri. E, aileler? Aileler de birlikteler aslında. Gayet isteme törenleri oluyor, alıyorlar, getiriyorlar. İmam nikahı kıyılıyor. Resmi nikah kıyılacağı dönemde annemin kimliğinin kayıp olduğu beyan ediliyor. Ve kimlik bulunamıyor. Kimlik bulunana kadar da zaten o süreçte ben 6 aylık oluyorum. Ve annem ben 6 aylıkken ben gideceğim demeye başlıyor. Ee, babamla anlaşamadığı ya da babaannemle anlaşamadığı söyleniyor. Ve bırakıp gidiyor. Ve babanı bırakıp giderken de hamile. Hamile. Sonra gidiyor kendi ailesinin yanında seni dünyaya getiriyor. Evet. Doğduğun günde geri götürüyor. Evet teyzesi ve ablası babaannemin kapısına geri getiriyorlar. Ama hani ev belli, yer belli, yurt belli. 17 sene bıraktığı evde bir fiil yaşadım ben. Hani oradan da taşınmadınız da. Taşınmadım. Hiç kapıyı çalıp da ben bir kızımı göreyim diyen de olmamış. Olmamış ama şöyle bir duyum aldım Müge Hanım. Yani aslında gelmek istemiş ama korkudan gelememiş. Çünkü e, babaannem çok fazla bir anneydi benim için. Gerçekten gözünden sakınıyordu. Babaannemden çok çekinmiş. Yani hani vereceği tepkiden kapıdan kovulmaktan çok çekindiğini söylüyor komşular. çok e, enteresan. İşte şimdi az önceki işte aslan bebeği bir başka versiyonunun evet. 31 yaşına gelmiş hanımefendi halini görüyoruz yani bunu anlamak lazım. E, 16 Kasım 1993 günü dünyaya gelmiş annenin adının Talia olduğunu biliyorsun Samsun Termeli olduğunu evet. söylemişler sana ayrıca e, ee, annenin babasının adı Mehmet. Saniye adında bir ablası, iki de erkek kardeşi olduğunu biliyorsun. Doğru. Ee, nerede oturuyorlarmış? İstanbul Yeni Bosna. Yeni Bosna. Evet. şurası hemen ya. Bahçeli evleri bağlı. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski <laughs> patronu Öldürdüğünü itiraf etti. <laughs> Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. <laughs>